Manavgat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Manavgat'tayız ve çekimlerimize son sürat devam ediyoruz. Side'ye gideceğiz. Antik Side'yi çekeceğim sizlere. Antalya yönünden gelip Alanya yönüne gittiğinizde Side 4 kavşağından şu an görmüş olduğunuz üst geçidin altından Side tabelasını takip edip dönüyoruz arkadaşlar. Ve Side Antik şehrine doğru gidiyoruz. Muhteşem Antik Side'yi göstereceğiz sizlere. Daha önce de çekimler yapmıştım sizlere Side'den. Manavgat, Evrenseki, Kumköy, Çolaklı videoları çekmiştim sizlere. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ve bu bölgeye geldiğinizde sizlere ufak da olsa bir yarar sağlıyordur arkadaşlar. Side 4 kavşağındayız ve Side 4 kavşağından içeri gireceğiz. Burası aslında Side Manavgat için bir kesişme noktası. Şimdi Manavgat aslında Antalya'nın ilçesi ama Side bölgesi olarak Side biliniyor bu bölge. Aslına baktığınız zaman Side ile Manavgat aynı şehir diyebilirim sizlere. Tek farkı Side Oteller bölgesi olduğu için Antik ismini kullanıyor ve Side bölgesi olarak geçiyor. Biz Side Antik şehrine gideceğiz ve Side 4 kavşağından döndükten sonra birçok yoldan gidebilirsiniz. Biz en kestirme yoldan ana kapıya çıkacak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Önümüze gelen ilk kavşaktan sola dönüyoruz ki zaten direkt Antik Side'ye gidecekseniz tabelaları takip etmeniz de yeterli olur. Fakat ben sizlere bu güzergahı göstermek için bu videoyu çekiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Harika bir konumda bulunan, muhteşem tiyatrosu olan, ayrıca Manavgat Müzesi'nin yani Side Müzesi'nin içinde bulunduğu Antik Side'ye doğru gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tabelalarda takip ederek çok rahat bir şekilde Antik Side'ye ulaşabilirsiniz. Side'ye geldiğinizde birçok etkinlik de yapabilirsiniz. Burada Manavgat merkezde bulunan şelaleyi ziyaret etmeden gitmemenizi de öneriyorum. Tabelaları takip ederek Side Antik şehrinin girişine ulaşacağız ve sizlere bu bölgedeki bu tarihi güzellikleri göstermeye çalışacağım. Side Avrupa'dan gelen turistleri genellikle ağırlayan bir bölge ve burada yerleşmiş bulunan gerçekten çok fazla özellikle Alman ve İngiliz turist de mevcut bu bölgede. Son zamanlarda tabi Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlikten dolayı Rus ve Ukraynalı insanlar da bu bölgeye gelip yerleşmiş durumdalar. Side 4'ten girip Side Antik şehrine devam ettiğimizde Bayraklı Kavşak dediğimiz büyük kavşağa geliyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bayrak da burada.
dan gözüküyor. Ve burası için bir sembol oluşturmuş durumda. Biz kavşağa dümdüz bir şekilde karşıya geçiyoruz. Side Antik şehrin yakın zamanlarda trafiğe kapatılan bir bölge oldu. Daha önce aracınızla çok daha içeriye girip orada aracınızı otoparka park edip Side Antik şehrinde gezebiliyordunuz. Fakat artık belediyeye ait ücretsiz bir otoparkı var ve bu bölgeye geldiğinizde sol tarafta ücretsiz otopark tabelasını görüp aracınızı buraya park ettikten sonra yaya bir şekilde Side Antik şehrine yürümeniz gerekiyor. Biz de Side Antik kentinin giriş kontrol noktasına gelmiş bulunuyoruz. Burada sadece içeride otellerle alakalı çalışan personellerin araçları ve turizm araçları içeriye alınabiliyor. Aracınızı park edip Antik Side'ye doğru yürüyüşe geçtiğinizde burada ringler de mevcut ve o ringlerle de Antik şehrin içine girebiliyorsunuz. İçeriden çekime devam edeceğiz. Bu sadece yol göstermiş olduğumuz bir videomuz olsun. Side Antik videosunda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.